Turan Kışlakçı konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. 5 gündür bir fırtına yaşıyoruz aslında. Cuma günü normal yattık. Cumartesi günü Orta Doğu için büyük bir kırılmaya uyandık aslında. İsrail bir buzdağı devleti diyebiliriz. Arkasında kendinden çok daha büyük, aktörlerce güçlendirilmiş bir devlet. Ama öyle bir şeyle karşılaştı ki 3 gün neredeyse tepki veremediği bir şoka girdi. Ne yaşadık biz? Orta Doğu ne yaşadı? Dünya ne gördü? Evet, Mossad ve İsrail için çizilen bir imaj vardı. Evet. Orta Doğu'nun en büyük istihbaratı yenilemez. Orta Doğu'nun hatta dünyanın en büyük devletlerinden, süper güçlerinden birisi, küçük bir devlet ama süper gücü İsrail. Nükleer, dünyada en fazla nükleer sahip nükleer silaha sahip ülkelerden birisi İsrail. Yenilemez, mağlup edilemez. Burada yenilemez, mağlup edilemez imajını bu geçen haftaki saldırı yerle yeksan etti bunu. Mossad'ın imajını yerle yeksan etti bunu. Şimdi Mossad için, sözünüzü kestim, şöyle bir imaj var aslında tabir caizse. Yani istihbaratın tanrısı diyebiliriz yani tabir caizse eğer. Böyle bir imaj. Yani Mossad'dan habersiz hiçbir şey olmaz bu bölgede. Dolayısıyla bundan da haberi vardı kesin diyen bir aslında kiraya verilmişlik var zihinlerde. Böyle miydi hakikaten? Öyle bir imaj vardı. İngiliz ve Amerikan istihbaratı, CIA, MI6 CIA'den sonra en çok zikredilen dünyadaki istihbaratlardan birisi Mossad'dır. Fakat bununla şunu gördük. Amerika'nın ve İngiltere'nin desteği olmadan, hem askeri, hem maddi, hem istihbarat desteği olmadan İsrail bir hiç. Zaten İsrail'de bütün varlığını bunlara bağlı. Bunlar dolayısıyla var. Ve emperyalizmin, geçmişte İngilizlerin, bugün Amerika'nın ileri karakolu olarak varlığını sürdürüyor İsrail bu coğrafyada. Onların emrine hizmet ediyor. Ve Siyonizmin zaten varlığı da bunun üzerine bina edildi. 18. yüzyılda Siyonizm düşüncesi teşekkül ettiğinde, bir mefkure olarak ortaya çıktığında, Yahudileri Avrupa'dan kovmaya, çıkarmaya yönelik bir operasyondu bu. 15. 16. yüzyıldan beri Avrupalılar Yahudileri Avrupa'dan çıkarmaya yönelik bir çalışma yürütüyorlardı. Birçok aydını, entelektüeli 16. yüzyılda kitaplar yazdılar. Yahudileri kovun. Martin Luther, Protestanlığın kurucusu, bunlardan bir tanesi. Yazdığı kitapta Yahudileri kovun, sinagogları yakın, paralarına el koyun ve Yahudileri ya öldürün ya da sürgün edin. Neydi bu nefretin nedeni? Nedeni Yahudilerin orada onlara yönelik o oynadıkları işte kurnaca yaptıkları işlerden dolayı bir düşünsel olarak onlara katılmıyorlardı. Avrupalı birçok düşünür aslında Yahudi kökenliydi. Bunların Avrupa düşüncesinde oluşturdukları o değişim ve dönüşüm Hristiyanları Hristiyanların bir tepki doğurmasına sebep oldu. Hristiyanın tepkisine neden oldu bu. Ve bundan dolayı istemediler. 16. yüzyıldan sonra bu büyüdü, arttı ve Yahudi sorunu adını verdiler buna. Ve Hitler onları buradan kovduğunda bile ana hedefi, ana kitabı Martin Luther'in el kitabıydı. Martin Luther'in kitabı bütün Nazi üyelerin el kitabıydı. Her ne kadar Martin Luther sonra bu görüşlerinden döndü diyorlarsa da bugün Protestanların İsrail'e karşı bir şey yumuşatmak için söyledikleri söz. Aslında hiçbir zaman geri dönmedi. Yahudi sorunu her zaman için devam ediyor ve bunu İslam dünyasının kucağına attılar. Yahudi sorunu. Buradan Yahudileri kullanıyorlar Siyonistler. Yahudiler ki birçok Yahudi bugün Siyonist düşünceye karşı ve emperyalizmi ileri karakolu olmayı kabul etmiyor. Bugün Yahudiler dünyanın farklı yerlerinden buraya çağrılarak aslında Avrupa'dan, Rusya'dan göçenler burada onlara imkanlar sağlanıyor, ev veriliyor, maddi imkanlar. Siz burada kalın diyorlar. Evet, siz burada kalın, paranızı biz öderiz, başka hiçbir yere gitmeyin. Evet. Burada kalın. Çünkü ana hedef şu. Burada Orta Doğu'daki denklemi, onlar üzerinde, İslam dünyasının üzerindeki denklemi Siyonistler üzerinden bozmak. Maalesef Yahudiler Siyonistlerin aparatları olarak kullanıyor. Siyonistler de emperyalizmin bu coğrafyadaki bir karakol olarak, köpeği olarak görev görüyor. Fakat ana sıkıntı şu burada. Yahudilerin belki kendilerine sorması gereken şu soru şu. Biz buna karşı ne yapacağız? Buna karşı Ilan Pappe'den tutun Noam Chomsky'ye kadar birçok dünyaca tanınmış ünlü Yahudi buna sert tepki veriyor.
Hatta şunu ifade ediyor birçok. Geçen yıldı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov şöyle bir açıklama yaptı. Hitler de bir Yahudiydi. Hatta Hitler'in ordusunun büyük bir ekseriyeti Yahudilerden oluşuyordu. O zaman bütün oyun böylece deşifre olmaya başladı. Rusya Sykes-Picot'u nasıl olsa çıkardıysa bugün Siyonizmin ve İsrail'in varlığını da şu anda ortaya çıkarmaya başladı. Bu oyunu Amerika'nın ve İngilizlerin bu coğrafyadaki oyunlarını deşifre etmeye başladı. Bu çok bariz bir şekilde bu artık gözükmeye başladı, ortaya çıkmaya başladı. Yani şimdi bir statiko var. İşte diyorsunuz ki yüzyıllardır var olan ve aslında bugün işte kan ağlayan, sembolik yapılarını İsrail bayrağın renklerine bürüyen, kol kola girip yürüyüşler yapan bazı aktörler aslında meselenin belki de bidayetinde bu işi kurgulamış ve tam da buraya kitleyip konumlamış aktörler. Ama bir statiko kurmuşlar. Şimdi statikoda bir kırılma oldu gibi. Yani Hamas'ın yeni bir güç tanımıyla ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. Sanki öyle görünüyor. Bu güç gerçekten sahip oldukları bir güç mü, yoksa işte çokça 5-6 gündür dile getirildiği gibi, yani başka bir aktörden hareketle ortaya konmuş bir güç mü? Ne dersiniz bu işte bu roketler 20 dakikada 5000 roket ateşledi işte. Evet. Sınırı değil sadece. Tel Aviv'i, Ben Gurion'u vesaire, Aşkelon'u, bir sürü yeri bir anda vuruyorlar ve gelen görüntülerde pek daha önce sanki görmediğimiz görüntüler gibi. Ne bu? Bu sorunuza cevap vermeden önce az önceki sorudan yarım kalan bir şey ifade edeyim. Napolyon 1798'de Mısır'ı işgal ettiğinde şunu söylemişti. Yahudi soruna çözüm buldum ben. Filistin'e, Şam, Bilad-ı Şam, Levant denilen bölgeye, Doğu, bu Arap coğrafyasına Yahudileri sürelim diye. 18. yüzyılda ilk bunu dile getirenlerden birisi de Napolyon'du. Ve Yahudileri buraya artık sürebiliriz. Yani Yahudileri seviyoruz ama bizden uzaktayken. Evet, kesinlikle. Ve Napolyon bu iddiayı ilk ortaya atan üçüncü siyasi liderlerden birisi. Daha sonra bu hedef üzerine çalışıldı ve Batı'da Siyonizm düşüncesini ortaya koydular. Ve böylece Yahudileri, bunu kabul etmeyen Yahudileri Nazilerin elleriyle öldürdüler. Ya. Yani Siyonistlerin peşinde gitmeyen, Siyonistlere eleştiri verenleri aslında Nazilerin elleriyle öldürttüler. Bunu Roger Garudi, Ilan Pappe, daha birçok düşünür bunları ayan beyan kitaplarında ortaya koydular. Evet. Ki kitapları da bundan dolayı yasaklandı dünyanın birçok yerinde. Şimdi Hamas mevzusuna gelirsek, nasıl bu gücü elde etti? Filistinler 18. yüzyıldan beri bu coğrafya birçok değişim yaşadı. Öyle. Osmanlı aslında düşüşü 18. yüzyılda başladı. Birinci Cihan Harbi sonrası çöküş yaşadı. Ve bu coğrafya darmadağın bir süreç yaşadı. Birinci Cihan Harbi sonrası İngilizler, Fransızlar ta Hindistan'dan Fas'a kadar bu coğrafyayı bölüştüler. İkinci Cihan Harbi ile birlikte onlar bu halkların tepkisinden dolayı geri çekilmek zorunda kaldılar. Şimdi asıl son merhale geliyor. Ve o dönemde Yahudileri, Siyonistleri bu coğrafyaya yerleştirdiler. Şimdi yeni dönem geliyor. Halklar tekrar söz hakkını daha çok talep etmeye başladılar. Hem Siyonistlere büyük tepkiler var. Oyunun, emperyalistlerin oyunları deşifre oldu. Bundan dolayı yeni bir sürece doğru daha gidiyoruz. 5 yıl, 10 yıl sonra bu gördüğümüz süreçlerin daha farklı bir sürecin, büyük bir değişimin başlangıcını aslında görürüz, müşahede ediyoruz şu anda biz. Hamas'ın da güçlenmesinin ana sebeplerinden bir tanesi şu. 2006-2007 yılında Hamas Gazze'yi aldığında o bölgedeki birçok haini, Filistin, İsrail adına çalışan Filistinleri devre dışı bıraktı. Muhammed Dahlan ve ekibini Gazze'den sürdü. Bunu sürdükten sonra 2007'den bugüne kadar İsrail hiçbir Filistinli lidere suikast düzenleyemedi. 2007'den sonra Filistinler daha çok güçlenmeye başladılar. Şunu gördük ki 2007'den önce, ondan önceki 10 yıl, 15 yıl içinde meğerse Muhammed Dahlan ve ekibi İsrail'e çalışıyormuş. Liderlerin yerlerini onlar söylüyormuş. Yani hainler olmadan siz bir ülkede, bir coğrafyada büyük bir başarı sağlayamazsınız. Eğer bir başarı sağlanmışsa bilin ki içeride hainlerin verdiği destekten dolayı olmuştur bu. 2007'den sonra İsrail o küçük bölgede dünyanın Filistin topraklarının %1'ini teşkil eden Gazze'ye yönelik operasyonun hiçbirisinde başarılı olamadı. Tek yaptığı şey
2007'den beri bu 6. 7. saldırısı havadan bombardıman yapmak ve orada katletmek. Buna da Çin biçme operasyonu adı veriyor. Her 4 yılda 5 yılda bir, evet, Gazze'ye yönelik Çin biçme operasyonu dediği 30 bin 40 bin kişiyi öldürme planlı yapılan bir operasyon bu. Ve böyle bir operasyon düzenliyor. Onun öncesinde arada da her gün 1, 2, 5, 10 Filistinli katlediyor. Tabi bu rutinleştiği için dünya medyasında haber olmuyor. Sanki bir anda Filistinliler tepki verdi. Aylardır Hamaslı yetkililer, Filistinli yetkililer, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları, ta Ramazan ayından beri süren, her hafta süren operasyonlara dikkat çekiyor. Ve yine Filistinli'nin evlerine yerleşim birimcileri, o yerleşim birimlerinde yaşayan insanların el koyma operasyonlarına dikkat çekiyorlar. Ve her gün öldürülen Filistinlere yönelik de dikkat çekmene rağmen dünya bunu görmedi. Ta ki bu büyük operasyon düzenleninceye kadar. Hamas bundan 5 yıl önce benzeri bir operasyonu daha düzenledi. Ama bu kadar büyüklükte değil, yine büyük bir operasyondu o. Yine benzeri bir saldırı olmuştu. Bu sefer daha büyük bir operasyon oldu. Neden? Çünkü Hamas 15-20 yıldır bütün birçok üyesini teknolojik anlamda dünyanın farklı yerlerinde eğitiyor. Bunlar demirden füze yapmayı, drone yapmayı, yine teknolojik olarak İsrail'in güvenlik birimlerine girmeyi başardılar. Hatta operasyonlar yapılmadan önce, yarım saat önce bütün İsrail resmi televizyonlarına girip İsraillere, sivillere, kadınlara, çocuklara yerleşip girin sığınaklarınıza sığının, biz bu saldırı düzenleyeceğiz diye bunu dahi başardılar. Evet. Yine İsrail'in o güvenlik kubbesi denilen şeyi kırmayı başardılar. Bu onların teknolojik olarak başarısını gösteriyor. Bugün Hamas üyeleri ve de Filistin'le teknolojik anlamda artık İsrail'den daha üst dönemdeler. Zaten bundandır ki Amerikalılar derhal İsrail'e komuta anlamında, teknoloji anlamında ne yardım istiyorsanız yardım etmeye hazırız deyip yardım göndermeye İyi bir başladılar. Bir nokta, bir taraftan da Akdeniz'i bu hararete katmaya çalışıyorlar. İşte evet. Filo bir anda ertesi gün hemen yola çıkardık geliyor dedi. Gideceği yer belli. Hemen Gazze'nin denize bakan tarafı. Yani tabii akıllara bazı senaryolar geliyor. Bugün de Rusya lideri Putin, hayırdır ne oluyor yani, evet, Filo'nun gelmesini gerektirecek ne var, siz müdahil mi olacaksınız diye sordu. Ne olabilir yani, hakikaten bu yani bir gövde gösterisi için mi geliyor, yoksa bir şeylerde kullanılacak mı bu Filo ve deniz gücü? Şimdi dünya bir savaşın eşiğinde, ekonomik, siyasi ve askeri bir savaşın eşiğinde. Bu savaş nerede, ne zaman patlak verecek bilemiyoruz. Herkes bunu tartışıyor. Fakat bu savaş eninde sonunda bir gün olacak. Çin'de mi olacak? Uzak Doğu Asya'da mı olacak? Afrika'da mı olacak? Latin Amerika'da mı? Avrupa'da mı? Rusya topraklarında mı olacak bilemiyoruz. Fakat şu anda olan gelişmeler bunun yavaş yavaş Orta Doğu'ya yeniden kaydığını gösteriyor. Biz Ukrayna'da beklerken, Çin sınırlarında güncel bir beklerken... Güncel bir beklenti değildi yani. Evet. Değil. Burada şimdi bir şey oluştu. Putin ifadesinden şunu anlıyoruz. Putin aslında aylardır Filistin'i artık 1967 sınırları çerçevesinde Birleşmiş Milletler'in de kabul ettiği bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini, evet, ifade ediyor. Aslında şuna dikkat çekiyor. 1917'de Sykes-Picot Anlaşması imzalandığında bir yıl sonra Rusya devrimi oldu. Lenin, ey Osmanlı! İngilizler, Fransızlar sizin toprakları bölüştüler. Bunun adı Sykes-Picot, iki dışişleri bakanı, iki ülkenin Fransız ve İngiliz dışişleri bakanlığı anlaşma yaptılar ve sizin toprakları bölüştüler diye dünyaya Lenin duyurdu. İngilizlerin ve Fransızların. Bugün Putin de bütün dünya şunu diyor. Siyonistlerin aslında Yahudileri nasıl kullandığını, bu bölgeye niçin konulduğunu ben de şifre edeceğim. Ukrayna'da siz beni böyle buradan vurursanız, ey Avrupalılar, ey Amerikalılar, ey emperyalizmin. Bu da rövanşım, evet, ya. Bu da benim rövanşım. Geçmişte Lenin ne yaptıysa aynısını ben de yapacağım. Evet. Ki Lavrov'un geçen yıl söylediği bu cümle önemliydi. Hitler bir Yahudiydi demesi aslında buna bir işaretti. Oyunu deşifre etti. Bugüne kadar hiç aydınlar, entelektüeller, Garudi bunu dediğinde Garudi'nin kitaplarını yasakladılar Fransa'da. Hitler bir Yahudidir dediği için. Fakat bunu bugün bir ülkenin
hem de dünyanın ikinci büyük süper gücünün, tabii, ülkesinin Dışişleri Bakanı Lavrov bir Yahudi diyor. Evet. Burada aslında bir oyunu bozdu Lavrov. Bunu dünya fazla görmedi. Yani dünya görmek istediğini görüyor. Onu zaten biliyoruz. Batı'nın, evet, meseleleri okuma tarzını biliyoruz. Ama bence bu çatışma sürecinde bana benzersiz gelen bir şey de Türkiye kamuoyunun tavrı oldu. Çünkü bizim sosyolojik olarak da tavır aldığımız yer her zaman belliydi. Evet. Yani bu çatışma sürecine kadar. Evet. Ama bu sefer farklı bir şey gördük. Yani, evet, sosyal medyada İsrail'le dayanışma mesajlarının yoğunluğu açıkçası beni şaşırttı. Dün Büyükelçilik İsrail teşekkür mesajı yayınladı. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz, Türklere teşekkür ediyoruz bize gönderdikleri mesajlar nedeniyle dedi. Biraz farklı mı bu sefer? Yani bu hafızasızlık nasıl gelişti bir anda? Bence sokağa indiğimizde farklı bir şey var. Türk halkının %90'ı Filistin'in yanında. Çok, evet, %5, %10'luk bir kesim içinde birileri, özellikle sosyal medyayı, hı-hı, kullanan bir kesim bunu yapıyor olabilir. Hı-hı. Bunun zaten biz olduğunu biliyoruz. Bundan, hı-hı, 10 yıl önceydi, eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert şöyle bir açıklamada bulmuştu. Yahudi lobisi Türkiye'de İsrail'den daha güçlüdür diye. Çok güzel. Bu şu demek. Amerika'nın ve Avrupa'nın İsrail'e verdiği paralar, o yerleşim birimcileri orada maaşını karşıladıkları paranın büyük bir kısmı aynı zamanda dünyanın farklı yerlerindeki belli gazetecilere, belli, ya, insanlara veriliyor. Onlar da yalan haberlerle kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Bakın, bugün yayılan birçok haber. Doğu'da PKK yanlıları Hamas'a, Filistin'e tepki veriyor. Çünkü işte biz Kürtleri de, işte PKK'yı desteklemiyor diye tepki veriyorlar. Türkiye'deki milliyetçilere işte Filistinler Kıbrıs'ı ve Azerbaycan'ı desteklemiyor diye haber uyduruyorlar. Hiçbirinin aslı astarı yok. Her bu sınıfın bir kendi oyun, provokasyon dozuna göre. İlginçtir sosyal medyada. Evet. Bunu paylaşanlar Atatürk resmi, Türk bayrağı kullanan isimler. Detaylarına baktığınızda bu... Ki geçen bir haber sitesi yayınlandı. Bu sosyal medya hesaplarının ana kaynağı %60'ı İsrail'den Türkçe atılıyor. Ya. Atatürk resmi, Türk bayrağı kullanıyorlar. Fakat arkasında başka hedefler var. Yine başka bunu kullanan başka hesaplara bakıyorsunuz. Yine Avrupa'dan belli Türkçe hesaplar. Onun arkasında kimler olduğu belli. Hı hı. Ve Türkiye'de baktığınızda yine bunun arkasında açık bir şekilde... İsrail'i destekleyen tweet atanlar da çok bariz bir şekilde ortada. Bunların kim olduğu, neden böyle düşündükleri de ortada. Zaten bu coğrafyayı istemeyenler, İslam'a karşı kinleri, nefreti olan, bu coğrafyaya yönelik kinleri, nefretleri olan, kendi kimliklerinden kinleri ve nefreti olan insanlar. Bir paket yani. Bunlar çok argüman, değil. Bence bu... sosyal medyada çok gibi gözükebilirler. Dikkat edin. Hepsi troll hesap. Belli tek tük isimler var. Fakat Kayır ekseriyeti daha farklı. İnşallah. Suriye'ye operasyonda da aynı ekip ortaya çıkıyor. Her zaman her konunun stabil ve somut argümanları var. Filistin konusu olduğunda Filistinliler de topraklarını satıp gitmeselerdi o zaman. Çok klişe, çokça avam bir aslında bir cehalet içerikli argüman. Ne diyeceksiniz bunun için? 5 gündür her o dediğiniz hesapların her birinde 5 vakit gündeme getirilen bir argüman. Siz ne söylersiniz bununla ilgili? Evet, Filistinler ihanet etti iddiasının hiçbir aslı astarı yok. Hatta Filistinlerin sivil öldürüne dair bir kanıt dahi bile kullanamazlar. Bütün haberlerin arkasına bakın. Kayır ekseriyeti İsrail medyasının uydurduğu tek haberler. Hiçbir şey yalanlanıyor. Hatta iki gündür İngiliz ve Amerikan medyasına bakıyorum. Filistinliler hamile kadınların karınlarını deştiler. Şöyle boğazlarını kestiler. Şöyle öldürdüler. Hatta az önce Netanyahu bir tweet attı. Hamas DAEŞ'ten daha kötüdür dedi. Ben de ona cevaben şunu dedim sosyal medyada. İsrail Nazilerden daha kötü, Siyonizm ve DAEŞ emperyalizmin aparatı, ileride bütün dünya ve gerçek Yahudiler bunu görecektir dedim. Burada şu, Filistinlere ihanet ettiğine dair ne Osmanlı vesikaları ne Filistin belgeleri, hiçbir kitap yok. Tamamen uydurma. Evet, isyan eden Osmanlı'ya bir grup Arap oldu. Bunlar %1'ini bile teşekkür etmiyor. Fakat Filistinlerin toprak sattığına dair
ve ihanet ettiğine dair bir delil dahi gösteremez. Filistin'e hiçbir zaman toprak satmadı. Örnek, 1917'de Osmanlı o topraklardan çekildiğinde Filistin topraklarındaki Yahudilerin toprak sahip oldukları toprak oranı %2,5 idi. Hı hı. 1947'de Birleşmiş Milletler Taksim Planı'nı ilan ettiğinde Yahudilerin sahip olduğu toprak oranı %4'e çıkmıştı. %2,5'tan %4'e ancak çıkmıştı. Peki o %4'e nasıl çıktı? Çünkü Osmanlı oradan çekildikten sonra İngiliz mandaterliği kuruldu. Hı hı. Ve İngilizler birçok Filistinli evlerinden ettiler. Birçok Filistinli'yi hapsettiler ve evlerini Yahudilere verdiler İngilizler. Ne zaman Yahudiler bütün topraklara sahip oldu? Birleşmiş Milletler'in o büyük Taksim Planı operasyonu, o yalan, dolan ki Cemiyet-i Akvam'dı o dönemler. Hı hı. Bu oyunu oynadıktan sonra yerle yeksan oldu Cemiyet-i Akvam. Ve sonra Filistin topraklarının %60'ını Yahudilere verdiler. Nazilerin de eliyle bütün Yahudileri buraya sürdüler. Filistinleri de o topraklardan çıkarttılar. Silahsızlandırıp çıkardılar. Büyük bir oyun oynandı orada. Bunu maalesef kimse görmüyor. O coğrafyada yine Osmanlı, bakın Çanakkale'ye bakın, Balkan muharebelerine bakın, Doğu cephesine bakın, Yemen'e bakın, yine Sarıkamış'a bakın. Ölenlerin kayıt ekseriyeti Filistinli, Kudüslü, Hayfalı çocuklar. Bugün Çanakkale'ye gidin, Kudüslü, Hayfalı, Gazze'li çocuklar göreceksiniz. Evet. Bunlar hep gizlendi bugüne kadar ve bilerek de söylenmiyor. Osmanlı'nın son verdiği savaşın adı, Birinci Cihan Harbi'si, en son Osmanlı'nın en son savaşı Gazze Muharebeleri'ydi. Birinci ve ikinci Gazze Muharebesi. Neden bizim kitaplarda birinci ve ikinci Gazze Muharebeleri okutulmuyor? Osmanlı'nın son muharebesi. Orada Gazze'lerin, Filistinlerin dirilişleri neden okutulmuyor? Bende yüze yakın hatıra var. Filistinlerin yazdı. Osmanlı saflarında verdikleri mücadeleler, neler yaşandığını anlatan. Neden o Filistinlerin hatıraları Türkçe'ye tercüme edilmiyor? Neden bununla ilgili bilgiler bizde yok? Çünkü bilerek gizleniyor bunlar. Hafızamız bile bizim değil. Bize hep şunu uydurdular. Siyonistler, bakın bunun arkasında hep Siyonistler çıkıyor tarih yazıcılığında. Bize şunu dediler. Araplar ihanet etti, Filistinler toprak sattı. Araplara da Osmanlı sizi geri bıraktı. Osmanlı sizi sömürdü. Bu iftiraları uydurttular. Fakat bugün gelen noktada bütün bunun arkasında Siyonistler ve emperyalistler var. Bu tarih yazım. Bizim yeniden tarihimizi yazmamız gerekiyor. Bu operasyonlara karşı artık gerçek tarihi geri kazanmamız gerekiyor. Peki Turan Kışlakçı, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.